Kadın sağlığından herkese merhabalar. Güzel bir hafta sonu olsun. Tabii çok alışık olmadığım bir saat ve çok alışık olmadığım bir gün. Aslında bugün hocam ben size misafirim. Hoş geldiniz. Evet. Böyle bir şey yapalım. Gerçekten de öyle. Siz tabii başımızın tacısınız, konuklarımız baş tacı ama bugün hemen karşı stüdyodayım ve kadın sağlığı programını bugün kıymetli hocamla birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii kendisiyle çok uzun süre programlar yaptık. Hocam sizin geleceğinizi de duyunca dedim ki o bugün program çok keyifli ve güzel olur. Çok teşekkür Tabii ederim. katkı da sağlayabilirsiniz bizlere. Lütfen mesajlarınızı yazın. Hemen ben hocamı sizlere takdim etmek istiyorum. Aslında siz de çok yakından tanıyorsunuz. Medikana Konya Hastanesi'nden tüp bebek merkezinin kendisi sorumlusu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Necati Özçimen hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Soğuk bir havada sıcak enerjinizi getirdiniz stüdyomuza. İnşallah program boyunca devam eder. İnşallah hocam. Tabii çok önemli bir konu başlığı, kadın sağlığı programımızın adı ve tüp bebek artık yıllardır konuşuluyor. Bütün televizyon programlarında konuşuluyor, detaylıca anlatılıyor. Artık halkımız bu konuda duyarlılık ve farkındalık oluştuğunu kanaat ediyorum. Tabii siz işin içindesiniz, işin açıkçası. Şunu merak ediyorum hocam, tabii bütün detayları konuşacağız, soruları da alacağız. İzleyicilerimizin soruları bizim için kıymetli ama ben şunu merak ediyorum. Çok uzun süredir tüp bebekle alakalı programlarda çok fazla konuşmadığım için. Baktığımız zaman Türkiye'de ve dünya genelinde tüp bebek nerede hocam? Nerelere geldi? Ne aşamada? Evet. Şimdi tabii her zaman bahsediyoruz. Tüp bebeğin tarihçesi 40 yıl öncesine dayanıyor. Ülkemizde de 30 yıllık bir süreci var. Bu süreç içerisinde ülkemiz her dalda olduğu gibi tüp bebek tedavilerinde aynı şekilde teknolojiyi yakaladı ve hatta dünyanın bazı ülkelerinin belki yarısından daha önüne de geçerekten daha başarılı bir tedavi sistemine geçtik. Çünkü burada tabii teknolojinin kullanılması, işte ekonomik durumların ön plana çıkması, aynı zamanda işte bizlerin yurt dışına gidip eğitim almamız ve yeni gelişmelerin, bilimsel gelişmelerin hepsini takip etmemiz bunlar da bir çığır açmıştır. Yani daha önceki yaptığımız tedavilerde, 30 yıl önceki tedavilerle şu andaki yaptığımız tedaviler arasında dağlar kadar fark var. Teknoloji ve bizim işte tecrübelerimiz üst üste binerekten şu anda dünyada belli başlı ülkelerin önüne geçmiş durumdayız. Hatta bunların ispatı olarak da işte yaz tatilinde, gerçi bu sene çok olmadı bu pandemiden Evet. dolayı. Daha önceki yıllarda yurt dışından, yani şimdi isimlerini saymayayım, gerçekten Avrupa ülkelerinin çoğundan Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için gelen çok hasta var. Hala şu anda müracaatlar var ama işte bu pandemi açıldıktan sonra belki biraz daha hızlanacak. Hem başarı hem maliyetin daha az olması ve Türk doktorlarına ve Türk tedavilerine gerçekten güvendikleri için Türkiye artık bir sağlık turizmi, özellikle tüp bebek turizmi biraz daha artacağını düşünüyorum. Bir de hocam yani şunu da söylemek istiyorum. Önceden belki Konya'daki hastalar başka şehirlere gidiyorlar. Şimdi onu da vurgulayalım. Konya'da özellikle tabii ki Medikana Konya Hastanesi'nde de bu işlemler gerçekten çok büyük titizlikle yapılıyor. Arkadaşlarım var, gebe kalanlar var, güzel haberlerini aldıklarımız var. Bunu da söylemek lazım herhalde hocam. Önceden insanlar başka şehirlere gidiyorlardı. Evet. Bu bir maliyet ki tüp bebek tedavisi görenler stresli oluyorlar ister istemez. Başka bir şehirde, kendi evinizde olmadan konakladığınız zamanlar da oluyor. Konya'da da hocam, Medikan Hastanesi'nde de yine tüp bebeğin son teknolojisine kadar bütün imkanlar sunuluyor herhalde. Evet. Şimdi dediğiniz gibi bundan 15-20 yıl önce büyük şehirlerimizde vardı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de tüp bebek merkezleri vardı. Fakat şu anda Türkiye genelinde 140'ın üzerinde tüp bebek merkezi var. Ve bunların hepsi de başarılı. Gerçekten kendini göstermiş işte hastalarıyla, gebelik oranlarıyla başarılı bir merkezler sayısı giderek artmaktadır. Aynı şekilde Konya'mız için de öyle. Şu anda hızlı trend olmasından beraber Ankara'dan, şimdi eskiden Ankara'ya gidiyorlardı. Ankara'dan, Evet. işte diğer çevre illerden, işte Afyon'dan olsun, işte Karaman, Aksaray gibi illerimizden çok hasta talep almaktayız. Aynı zamanda tabii daha uzak illerden de, mesela Doğu illerinden, hiç fark etmiyor. Ailesi işte Konya'dadır. Türkiye'nin dört bir tarafından hasta kabulünü almaktayız. Bu tabii hastalarımızın için iki tane avantaj sağlıyor. Bir, yakınları buradaysa, yakınların yanında daha rahat bir tedavi oluyorlar. Çünkü stresten uzak, belki birisi bir yardıma ihtiyacı olacak. O tür hastalarımız. İkincisi de bizim Konya'mızda her şey şeffaftır. Bütün merkezlerimizde işte yapılan tedaviler, işte daha böyle hasta dostu tedaviler yaptığımızdan dolayı biraz daha güven daha fazla olmakla beraber o yüzden hastalarımız bizleri tercih ediyor. Özellikle Konya'daki merkezleri daha çok tercih ettiğini görüyoruz. Evet, gerçekten artık bilinen bir konu,
kaçınılmayan bir konu ki önceden insanların biraz tedirgin olduğu konu başlıklarından evet. bir tanesiydi. Ama artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte Konya'da da dediğiniz gibi iyi bir şekilde son teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte başarılı güzel sonuçlar alınabiliyor. Şimdi hocam ben şunu çok merak ediyorum. Belki birçok kişi defalarca deneyebiliyor. Tek seferde de olabiliyor. Bunu kişiye göre değişen yanları var tabii ki. Evet. Belki insanlar bunu zaman zaman sorguluyorlar. Yani işte arkadaşım hemen gebe kaldı. Aşılamayla gebe kaldı. Tüp bebeğe bile gerek duyulmadı. Ya da ilaç tedavisiyle gebe kaldı. Ya da bazı hastalar diyorlar ki ya ben 4 kere denedim olmadı. Ama sonrasında 1 yıl sonra denedim olduğu gibi birçok insanların hikayelerini duyuyoruz. Hocam başarı neye göre değişiyor? Neye göre başarısızlık oluyor? Ya da bu hastanın yapısına göre mi değişiyor? Neye göre değişiyor bu başarı ve başarısızlıklar? Şimdi bize infertil bir çift geldiğinde yani 1 yıllık evlilik sonrası gebelik elde edemedikleri, elde edilmeyen bir çift veyahut gebelik oluştu, ilk çocuklarını doğurdular, ikinci çocuklarını isteyen sekonder infertil dediğimiz gruplar geldiğinde biz çift olaraktan hastalarımıza bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Erkek faktörü var mı? Kadın faktörü var mı? Onları varsa işte ona göre tedavi şekillerimizi belirliyoruz. Buradaki amaç kişiye yönelik tedavidir. Yani biraz önce dediğiniz gibi benim komşum da işte aşılamayla gebe kaldı. İşte bir tane hap kullandı gebe kaldı veya işte tüp bebek yaptırdı ilk seferde gebe kaldı. Herkesin tedavisi kendini bağlar. Çünkü bir sürü faktör var. Yani tedaviler eğer biz böyle matbu halde herkes aynı tedavi yapacak olsak o zaman belli bir grup tedaviden faydalanamaz. Çünkü hastamızın yaşı bizim için çok çok önemli. İşte yumurtalık rezervi çok çok önemli. Rahim yapısı, daha önceki tedavileri, hormonal düzeyleri, daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlar, aynı şekilde erkek faktörü, sperm sayısı, hareketi, şekilleri bizim için çok çok önemli. O yüzden hastalarımızdan bizim istediğimiz şu, herkes kendi tedavisini kendi içerisinde değerlendirmesi lazım. Belki ilk seferde gebe kalabilir, belki üçüncü seferde gebe kalabilir ama komşusuyla veya işte diğer arkadaşıyla kıyaslamaması lazım. Çok görüyoruz, bu gebelerde de aynı şekilde, gebe kaldıktan sonra da. Hocam benim işte arkadaşıma işte folik asit vermişsiniz veya benim arkadaşıma işte demir preparatı vermişsiniz veya ona işte kan sulandırıcı iğne vermişsiniz, aspirin vermişsiniz. Böyle sorular geliyor. Şimdi herkese aynı ilacı verecek olursak o zaman zaten bize ihtiyaç olmaz. Gebe evet. kaldıktan sonra deriz ki işte şu kağıtta yazanların hepsini kullanın. Öyle bir tedavi yok. Belki onun arkadaşına verdiğimiz ilaç o arkadaşa çok çok yararlı olacak, etkili olacak ama kendisi için zararlı olacak bir ilaç. Özellikle bu kan sulandırıcı iğneler, ondan sonra bu aspirin olsun, iğneler olsun. Onlar için çok çok bize başvuruyorlar. İşte diyorlar ki bizim arkadaşımız da hocam aspirin kullanmış, işte düşük olmamış. Düşük olduysa falan. Ama bunlar işte kişiye yönelik tedaviler. Çünkü verdiğimiz ilaçlar masum ilaçlar değil. Sonuçta bir aspirin kanı sulandırıyor. Allah korusun gereksiz olan bir kişi kullandığımızda işte kanamaya, işte beyin kanamasına kadar gidebiliyor. Hani ne de hocam bir bebek aspirin ne olacak? İşte 100 miligramlık veya işte 80 miligramlık bir bebek aspirin ne olacak deyip geçmemek lazım. Tedaviler kişiye yönelik. Şimdi bizim bu tedavilerde yaptığımız tedavilere başlarken bizim için en önemli şeylerden bir tanesi hastanın yaşı, kadının yaşı. O yüzden genellikle bize de şunu kıyaslarlar işte. Hocam işte komşum işte 43 yaşında, 45 yaşında kendinden gebe kaldı. Evet çok duyuyoruz biz hocam. Biz niye gebe kalamıyoruz? Şimdi komşusu 43 yaşında gebe kalabilir, doğrudur. Kalan birkaç tane yumurta, rezervden kalan birkaç tane yumurta rastlantısal olaraktan denk gelmiştir ve gebe kalmıştır. Şimdi 43 yaşından sonra gebelik oranları %5'lerin altında. Tedaviyle bile çok çok az. Tüp bebek tedavisiyle bile %5'lerde. Şimdi komşusundaki o 43 veya 45 yaşındaki gebeliği kendisine eş tutuyor. Ama kendisindeki yumurta rezervinin ne olduğunu, belki onun yaşı 43, kendisinin yaşı da 43 ama yumurtalıkları belki tamamen hiç yumurta, öncü yumurta kalmamıştır. Yani yumurta rezervi tamamen azalmıştır. Veyahut işte tüplerinde bir sıkıntı vardır. Tüpleri kapalıdır. Rahiminde miyom vardır. Rahim içerisinde polip dediğimiz et parçası vardır. Tabii ki bu durumlarda ne oluyor? Gebelik şansı tamamen kayboluyor. Yani normal yoldan gebelik şansı kaybediyor. Eğer yumurtalıktan yumurta yoksa tüp bebek tedavisi bile yapabiliyor. O yüzden hastalarımıza buradan şunu demek istiyorum. Başkalarına kendilerini kıyaslamasınlar. Kendi içlerinde kendi değerleri, kendi laboratuvar değerleri, kendi yaşları, işte muayene bulguları, eşinin durumuna göre o bir bütündür. Zaten ona çift diyor zaten. Evet. Kendi grupları içerisinde kendilerini kıyaslasınlar. Genelde şu sorulur hocam 43 yaşında gebe kalma şansı nedir? Daha önce kaç kişi gebe kaldı? Genelde ileri yaşlarda bunlar sorulur. Çünkü gençlerde çok bunlar çok bahsedilen düşünülmüyor çünkü. Bir de hocam evlenme yaşı artık daha da işte ilerledi. Oraya geleceğim hep 43 yaştan bahsedeyim oraya geleceğim. Şimdi amacımız bizim burada sağlıklı bir yumurta ve sağlıklı bir spermi bulup dış ortamda birleştirmek tüp bebek yaptığımızda. Veya aşılama tedavisi yine sağlıklı bir yumurtayı büyütmek
Yine erkekten aldığınız iyi kalitedeki spermleri rahim içerisinde enjekte etmek veya hap tedavisinde yine yumurtayı geliştirip birliktelik zamanlarını ayarlamak. Şimdi burada yaş ne kadar erken ise yumurta kalitesi o kadar iyi oluyor. Yani gençlik, yani ne diyeyim, mesela 20-25 yaş arasındaki bir kadının doğurganlığı en yüksek düzeyde, maksimum olduğu düzeydir 20-25 yaş. 25 yaşından sonra yavaş yavaş azalıyor. 32'den sonra yumurtalardaki rezerv azalmaya gidiyor. Yani bir yükseliş vardı, sonra azalmaya doğru gidiyor. 35'ten sonra yarı yarıya düşüyor. Fark ettiyseniz çok kısa bir süre. 35'ten sonra yarı yarıya düşüyor. 37'den sonra bu düşüş hızlanıyor. İşte 40'lı yaşlardan sonra, özellikle 43'ten sonra da %5'lerin altına iniyor. Fark ettiyseniz bir pik yapıyor. 25 çok yüksek, 5 yıllık bir süre. Ondan sonra düşüşe geçiyor. Şimdi tabii evlenme yaşımız arttı. 30'lar, 30'ların üzerine çıkmaya başladı. 35'leri falan bulmaya başladı. İki, evleniyor, çocuk isteği erteleniyor. İşte kariyer yapalım, işte şu okulu okuyalım, işte şunu yapalım, işte şunu alalım. Gezelim, tozalım biraz diye belki yani çiftler. Mutlaka evet. Bir şey var. Çok haklılar aslında. Yani şey olaraktan çok haklılar. Hani sonuçta hemen gebe kalıp çocuk tansa, işte çiftler birbirini tanıması da çok çok iyi ama günümüz şartlarında artık onlar çok geçerli değil. Çünkü günümüz şartlarında 18-19 yaşında evlenilmiyor artık. Dediğimiz gibi 25-30'lu yaşlarda evleniliyor. 30'dan sonra işte biraz bekleyince olay biraz daha değişiyor. Ben hep programlarda şunu söylüyorum. Bir tane çocuğu kucağınıza alın. Ondan sonra dediğiniz gibi erteleyebilirsiniz. Kariyerinizi de yapabilirsiniz. İşte diğer gezmenizi de yapabilirsiniz. Gerçi şu anda gezilecek yerde yok. Artık yok. Onlar da yapabilirsiniz. Tam aslında çocuk şey zamanı hocam. Evet, hatta dün bence dün bir tane hastam geldi. Daha önce tüpübek yapmıştık. Çocuklarını doğurdular. Şu anda 18 aylık. İkinci çocuk, dondurmuş embriyolarımız vardı. Dondurmuş embriyolardan işte gelir hocam, şu anda çok iyi bir vakit, işte dışarıda çıkmıyoruz, işte gezmiyoruz da biz ikinci çocuğun transferi için hazırlık yapıp transfer ettirmeye geldik deyince hatta espri oldu orada da. Tabii bazen zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. O zaman hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi pandemi sürecinde belki birçok şeyi erteledik. Sağlıkla alakalı şeyler de erteleniyor. Bu da çok önemli bir şey. Belki şunu sorabilir izleyicilerimiz. Dondurulmuş embriyosu olanlar ya da tüp bebek aşılama tedavisi denemek isteyenler. Yani acaba işte korona olursak ya da hastaneler riskli falan diye düşünenler varsa hocam, yani en azından bilgilendirelim yani. Şimdi ne dersiniz? Şimdi genelde halkımız en çok hastanelerden korkuyor. Aslında bence en az korkulacak yer hastane. Niçin diyeceksiniz? Hastanede girerken mutlaka işte ateşe bakıyorlar, işte maske mutlaka taktırtıyorlar. Ondan sonra sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Hastaların randevu aralıkları ayarlanıyor. Çünkü hastaneler bunun birinci basamak olan yerler. Asıl bizim korkmamız gereken de dışarıdaki, işte bir toplu olanlar, işte düğünler olsun, işte toplantılar olsun, dışlardaki işte yediğimiz yemeklerde maske mecburen çıkarıyoruz yani. Evet. Yediğimiz yerler bizim için daha tehlikeli. Ben bugüne kadar hastaneden Covid oldum diyeni görmedim veya çok nadirdir. Evet. Ama doğru. Genelde hep bizim yakın çevremizde işte toplantıya gitmiştik, işte şuraya gitmiştik, şurada şöyle oldu, işte o da maskemizi çıkarmıştık, aynı odanın içerisinde şu kadar kişi olduk diye gene de bu konuşmalar geçiyor. Hastaneler şu anda güvenli. Şöyle güvenli, kurallara uymamız şartıyla. Özellikle hastanede maksimum düzeyde bu işte sosyal mesafeye, ondan sonra maskeye, dezenfektanlara, işte hastalar arasındaki o zamanlamaya, havalandırmaya son derece dikkat ediyoruz. O yüzden tabii başka yapacak, hani bu dönemde yapacak işimiz de yok. Ben bu dondurmuş embriyosu olanlar veya işte çocuk tedavisine başlayacak olanlar için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Evet, zaten evdeyiz. Kış. Önümüzde evet. Kış. Bence evde hani belki işte normal gebelikten farkı nedir diye sorulur ya hep tüp bebekte hocam. Belki o süreci evde dinlenmek için bir fırsat da olabilir. Bence güzel bir zaman dilimi. Evet. Düşünenler varsa da hocam inşallah. Tabii Rabbim sağ salim kucaklarını almayı Amin. Nasip etsin. Evlat kokusu, evlat özlemi duyan herkese de Rabbim inşallah o kokuyu, o özlemi dindirsin diye de söylemiş olalım. Şimdi hocam faktörlerden bir tanesi kadının yaşı dedik. Evet. Başka neler var hocam? Şimdi yaş bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü yaşı biz geri alamıyoruz. Yani yaş her zaman dünü geri alabilir miyiz? Alamayız. Yaş da geri alamayız. Bazı faktörler değişebilir. Mesela kadının rahiminde miyom var. Miyomu alırsın, normal haline döndürebilirsin. İşte tüplerinde bir sıkıntı var. Ameliyat yapıp değiştirebilirsin. Ama yaşı hiçbir zaman için o kronolojik yaşı değiştiremeyiz. O yüzden yaş bizim için önemli. Çünkü yaşla beraber, bir önce bahsettiğim gibi, yaşla beraber yumurtalıklardaki öncü yumurtalar azalıyor. Antral foliküller azalıyor. O yüzden ne kadar erken o kadar başarı şansı yüksek. Niye? Daha çok yumurta elde ediyoruz. Daha çok yumurta demek daha çok embriyo demek. Embriyo çok olunca transfer ettikten sonra geriye kalan embriyoları da dondurabiliyoruz. Bunlar bizim için çok çok önemli. Niye? Çünkü elde ettiğimiz sağlıklı embriyolar
Daha sonra kullanmak üzere ilk çocuğunu yaptık, tüp bebeğini yaptık, gebe kaldı. Bir önce bahsettiğim gibi 2 yıl sonra çocuk için geldiler. Biz tekrar o iğneleri kullanaraktan tekrar yumurta geliştirme tedavilerini yapmıyoruz. Daha kolay, %80 bitmiş oluyor. Dondurduğumuz embriyoları transfer edebiliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Genç yaştaki yumurtanın kalitesi daha iyi. Biz mesela ne yapıyoruz? 30'lu yaşlarda yumurtayı topladık, embriyolarını getirdik ve dondurduk. Biz bunu 40 yaşlarına doğru da transfer etsek o yumurtanın kalitesi o ilk dondurduğumuz zamandaki kalite gibi kalıyor. Yani taze, işte 30 yaşının yumurtasının kalitesinde oluyor. Ama aynı şeyi mesela 40 yaşında elde ettiğimizde o iki yumurta arasında fark oluyor. Transfer zamanından ziyade yumurtanın kalitesi çok çok önemli. Tabii transfer zamanı da önemli. Şöyle bir yanlış anlaşılmasın. Biz embriyolarımızı dondurduk. İşte 44 yaşında, 45 yaşında transfer edelim, gebe kalalım. Gebe kalabilir mi? Kalabilir. Hı-hı. Ama bir de şunu düşünmek lazım. Gebe kaldınız, doğum yaptınız, 45 yaşındasınız. Çocuk 15 yaşına geldi, siz 60 yaşında olacaksınız. Onları da düşünmemiz lazım. Yani sadece kendinizi düşünmemiz lazım. Çocuğun geleceğini de düşünmemiz lazım. O yüzden her zaman diyorum ki vakitlice erken yaşlarda bu tedavilerin olmasında fayda var. Şöyle bir şey de oluyordur değil mi hocam? Yani Allah korusun evlendikleri zamanlarda böyle hastaları görüyorsunuzdur. Ağır tedaviler görüp embriyolarını donduran hastalar da oluyordur, evet, değil mi? Yani hani o dönem hamile kalması, gebe kalması uygun değil hastanın. Ya da erkekte de olabiliyor bu faktörler. Dondurulup sonraki zamanlarda yine böyle işlemler de yapılabiliyor değil mi hocam? Şimdi erkek için spermleri dondurabiliyoruz. Hı hı. Niye donduruyoruz biz bu spermleri? Herkes dondurabiliyor mu? Donduramıyor. Mesela işte kötü bir hastalık var, tümör var. Testislere işte radyoterapi alınacak, ışın tedavisi veya işte kemoterapi alınacak veyahut da işte testis ameliyatı, operasyon olacak. Bu kişilerimiz önceden spermlerini alıp donduruyoruz. İleride bekar olsa bile, ileride mesela evlendiğinde bu dondurulmuş spermleri kullanabilecekler. Tüp bebek tedavilerini kullanabilecekler. Aynı şekilde kadınlarda da, bekar olanlarda yumurtalarını dondurabiliyoruz. İleride kullanabilmek şartıyla. Çünkü yaş ileri 39 yaşlarına gelmiş, 40 yaşına gelmiş. Bekar. Evlenmeyi düşünüyor ama şu, o anda işte herhangi bir ne diyeyim bir aday yok aday veya yok. Biraz daha ertelemek istiyor. İşte o sırada yumurtalarını dondurabiliyoruz. Veya evli ise başka sebep de olabilir. Evli ama o anda çocuk sahibi olmaması gerekiyor. İşte bir tedavi görüyor. İşte bir kanser tedavisi görüyor veya başka bir tedavi görüyor. İşte o sırada evli ise bir sefer embriyo haline getirip embriyoları dondurabiliyoruz. Bunlar tabii hastalarımız için çok büyük bir nimet. Evet. Çünkü ileride ne olacağı belli değil. Zamanında onları dondurup ileride rahat bir şekilde rahatlayınca mesela hastalığından kurtulduktan sonra transfer etme şansı oluyor. Evet. Kadında yaş dedik. Erkekte de yaş önemli mi hocam? Erkekte yaş o kadar çok önemli değil ama erkekte de şöyle bir durum var. Sperm sayıları, hareketleri ve şekilleri zaman içerisinde giderekten azalmaya başladı. Eskiden biz mililitrede 20 milyon sperme normal derken şu anda Dünya Sağlık Örgütü onu 15 milyona indirdi. Yani 15 milyon da bize yeter diyor. Şimdi son bu COVID ile ilgili bir yeni çalışmalar var. COVID bildiğimiz gibi mesela COVID'in üzerindeki o virüsün üzerindeki bir spike proteinleri var. Görmüşsünüz böyle çıkıntılı yele var. Evet. Onun vücuda girebilmesi için belli başlı yerlerden girmesi. Yani bir organizma vücuda girerken belli bir açık kapı bulması lazım. Yani hemen geldi girmem. Açık kapı nedir? ACE2 reseptörlerine bağlı. O da akciğerde. O yüzden akciğeri çok tutuyor fark ettiyseniz. O aynı şekilde testis dokusunda da var. Bu virüsler geliyor işte akciğeri tutuyor. Testis dokusunda tutuyor ve testisteki hormonal dengeyi bozuyor. Sperm üretimini azaltmaya başlıyor. İleride inşallah olmaz ama bu COVID geçiren hastaların veya işte COVID'le maruz olan kişilerin, erkeklerin de sperm parametrelerinin düşeceğinden korkuluyor. Ve, eyvah. Evet eyvah. Ve ileride belki de bu hani infertil olaylar, mesela kısırlık olayları erkek faktörü biraz daha artacağını düşünüyorum. Son çalışmalar onları gösteriyor. O yüzden daha değil mi hocam neleri daha, göreceğiz? Daha çok yani yeniyiz. Tabii. Sağlığımıza zarar verilen birçok noktasını görebiliyoruz. Tüp bebek tedavisinde de infertilitede böyle bir sıkıntı böyle olabilir. Böyle bir sıkıntıdan bahsediliyor şu anda. Evet. Hocam sorular var. Sorularla devam edelim. İzleyici soruları kıymetlidir. Ben de programlarımda hep yer veririm. Tabii sizin programlarda tüp bebek hastaları muhakkak sorular çok fazla oluyor. Dediğimiz gibi herkese göre değişen konu başlıkları oluyor. Şöyle bir soru gelmiş hocam. 33 yaşındayım. 14 yıllık evliyim. Bir kızımı tüp bebekle dünyaya getirdim demiş. Kızım 3 yaşında. Polikistik over denildi. İkinci 2,5. 2 sene geçmiş. Şöyle bir şey hocam. Kendinde polikistik over varmış, çocuğumda da olur mu? Evet. Gibi algıladım ya da ikinci çocuk için
tekrar tedavi görmem lazım mı polikistek ovari? İkisine farklı şekilde cevap verelim. Hı-hı. Şimdi birincisi, hastamızın bir tane çocuğu var, polikistik over. Polikistik over'i çok konuştuk. Hı-hı. Polikistik over'de yumurtalıklarda çok sayıda küçük kistik yapılar, yani foliküller var ama kendiliğinden yumurtlama olmuyor. Kendinden yumurta gelişip düzenli bir adette görmüyor. Dolayısıyla gebelik şansları, kendinden gebelik şansları az olan bir grup. Bu kişilerde aynı şekilde yumurta kaliteleri de bozuluyor. Yumurta kalitesi bozulduğundan dolayı diğer tedavi şekillerinden de hem çok iyi cevap verebiliyor hem de istediğimiz cevabı alamayabiliyoruz. Bu ne demektir? 30 tane yumurta topluyoruz. Bir bakıyoruz 20 tanesi boş veya işte işe yaramayan yumurtalar. 10 tane yumurtaya işlem yapıyoruz. Ve bu kişilerin gebelikleri, gebe kalma, implantasyon, gebeliklerdeki düşük oranları daha yüksektir. Yani pardon, implantasyon oranları düşük, gebelik oluştuktan sonra düşük olasılıkları da daha yüksek. Erken doğum yapabiliyorlar ve gebelikleri biraz daha zorlaşıyor. Tabii bu hastamızın ilkinde başka bir sebep yok. Sadece polikistik overden dolayı tüpek yapıldı, onları bilmiyoruz ama tabii eğer korunmuyorsa, yine gebelik oluşmuyorsa mutlaka yine bir kontrol edilmesine fayda var. Yani gebelik açısından, tüpek açısından tekrar bakılabilir. Şimdi gelelim, kız çocuğunda polikistik over olabilir mi? Muhtemelen çocuğu kız herhalde, evet. Ondan dolayı kastediyorum. Şimdi polikistik overin ailevi farklı şeyleri var, geçişleri var. Yani annesinde olanlar veya işte diğer çocuklarında, teyzesinde olanlar da genetik faktörler var ama herkeste olacak bir kaydı yok. Yani illa çocuğunda olacak diye bir kaydı yok. Zaten çocuk ergenlik çağına geldikten sonra onlar ultrasona da belli olur ve diğer testlerde de belli olur. Evet, belki izleyicimiz hassas olabilir bu konuda. Hani kendisi de böyle bir tedavi gördüğü için, evet, galiba. Ama yapacağı bir şey yok. Herhangi bir tedavisi, herhangi bir kullanacağı bir işte ilaç kullanıp da çocuk polikistik olmasın, polikistik over olmasın diye yapacağı bir tedavisi yok. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Çok da çevremizde duyuyoruz. İlk çocuk spontane kendiliğinden olmuş ya da tam tersi olabiliyor. İşte ilk bebeği tüp bebek ya da aşılama yöntemiyle kişi hamile kalmış. Ama hiç olmadık bir zamanda ikinci çocuk ya da üçüncü çocuk kendiliğinden hamile kalınabiliyor. Bu neye göre değişir hocam? Şimdi biz tüp bebek yaptığımızda bir sürü faktöre göre yapıyoruz. Yani bir sürü neden vardır. Bir, erkek faktörü. Bazen erkek faktörü, sınırda bir erkek faktörü vardır. Sperm vardır, sayısı azdır. Ama zaman içerisinde kadında herhangi bir problem yoktur. Biz tüp bebek yaparız, gebe kalır. Daha sonra baktığımızda erkeğin işte stresi azalıyor, stres kasası azalıyor, sigara içiyorsa sigarayı bırakıyor, kilosu varsa kilosu azalıyor. Belki rahat bir iş buluyor. Derken sperm sayıları biraz yükseliyor ve tekrar gebelik oluşturabiliyor. Bak, tüp bebek yaptığımızda kendinden gebe kalabiliyor. Tam tersi, erkek faktörü yok. Erkek de normal, sperm sayıları, hareketlerinde bir sıkıntı yok. Ama kadında tüp bebek yapıyoruz. Niye yapıyoruz? İşte tüplerinde hafif bir tıkanıklık vardır. Aşılamaya cevap vermiyor. Veya hormonal bir dengesizlik vardır. Polikistik over. Tekrarlayan işte baş ağrısızlıkları olmuştur. Aşılama yapılmıştır, gebe kalamamıştır. Bir yapışıklık vardır. Tüp over ilişkisinde dediğimiz, hani yumurtalıklardan yumurta çıktıktan sonra onu rahime yumurtaya götürmek için bir kanal vardır, tüp vardır. Ondaki yumurtayı böyle toparlar. Mesela orada bir sıkıntı vardır. Gebe kalınca rahim büyüyor, fark ettiyseniz. Hı hı. Büyüyünce o yapılar biraz düzelebiliyor. Sezeryen sırasında, ondan sonra veya işte yaptığımız veya doğum sırasında o bağlarda işte bir değişiklik olup normal hale dönebiliyor. Yani gebelik bir nevi tedavi oluyor. Veya düşük oluyor. Düşük sonrası kürtaj yapılıyor. Rahim içerisinde bir et parçası, polip dediğimiz et parçası, o kürtajla o da alınmış oluyor ve hasta tekrar kendinden gebe kalabiliyor. Tüp bebek yapıyorsunuz, yumurtalıkları deliyoruz. İğneyle yumurta toplarken yumurtalıkları deliyoruz. Tüp bebek tedavisinde gebe kalamıyor. Veya şöyle başımıza geldi. Embriyoları dondurduk. 2-3 ay sonra transfer edelim diye. Transfer etmedik. Hasta o sırada kendinden gebe kaldı. Niye gebe, evet, kalıyor? Çünkü yumurtalıklarında polikistik yapı var. Aslında eskiden bir tedavidi bunlar. Biz yumurtalıkları deliyoruz. Yumurtalıklardaki o hücre sayısını azaltıyoruz. Stres kat sayısını azaltıyoruz. Yaptığımız işlem bir nevi tedavi oluyor. O yüzden hiçbir zaman için hiçbir hastaya siz kesinlikle gebe kalamazsınız veya siz işte kesinlikle tüp bebekte gebe kalırsınız veya aşılamaya gebe kalırsınız denilmez. Neyin ne zaman olacağını Allah bilir. Evet, gerçekten biz öyle. Biz sadece tedavileri yaparız ama ondan sonra yani tutunacak mı, devam edecek mi, onlara biz çok müdahil olamıyoruz. Evet. Yine birçok sorular var. Sevgili izleyicilerimiz, reklam zamanımız gelmiş hocam. Sorular kıymetli, önemli dedik. Soruları cevaplandıracağız. Kısacık bir ara istiyoruz sizlerden. Sonrasında WhatsApp numaralarımızdan da sorularınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Hemen geliyoruz. Hayat var diyoruz. Tabii benim kendi programım Hayat Var olunca bugün hocam, ama her şeyde hayat var. Evet, evet.
bu süreçte çok iyi anladık. Sağlık nefes olsun, hayat olsun. Evet. Hayat olsun, gerçekten öyle. Sağlığın olmadığı yerde hayat da olmuyor. Neşe de olmuyor. Değil mi? Huzurun olmadığı yerde de olmuyor. Evet, fark ettiysem sağlığımızı bir yitirdik, her şey değişti. Yani gerçekten insanlar öyle. Yani evden çıkmak istemedi. Ondan sonra alışveriş yapmak istemedi, yemek istemedi. Yani tam böyle normale dönmeye çalışırken yine bir artış oldu herhalde ama inşallah bunlardan üstesinden geleceğiz. Aman herkes dikkat etsin, evet, onu söyleyelim. Evet. Tabii bu süreç çok kritik bir süreç. Önümüzdeki 15 gün çok önemli. Sayın Bakan da bugün ve her zaman sosyal medyalarında da taşıyor bunu. Önümüzdeki dönemler çok kritik. Tabii ki biz katkı sağlayarak en güzel şekilde bu sürece destek olabiliriz ki yine hocam, ben bütün programlarda sağlık çalışanlarımıza, size de bu program aracılığıyla da teşekkür ederiz. Minnettarız hepinize. Gerçekten bu salgında en baştasınız ve sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek tabii ki bizlerin elinde. Onun için lütfen kurallara uymayı unutmayalım. Bugün de tabii kurallar başladı, onu da söylemiş olalım. Biz sanki aslında kurallar hani dikte edilmiş gibi hissediyoruz. Aslında kural yokmuş ama biz bu süreçte salgında destek olmalıyız şeklinde düşündüğümüz zaman, hani kural olunca biraz şey oluyor hocam. İnsanlar evet, biraz yani kurallara işte riayet etmek birazcık daha kendimizi geri tuttuğumuz bir alan gibi oluyor. Onun için lütfen dikkat edelim. Bu hassasiyeti hepimiz taşıyalım. Tabii çok kolay değil hocam. Salgının başından beri tabii sizler de değil mi? Hastane ortamında. Evet. Belki her gün çok sıkıntılı bir şekilde gidiyorsunuz. Her an risk altındasınız. İşte yine sizin tüp bebek hastaları kıymetli hasta gruplarıdır. Naif hasta gruplarıdır. Yani gelenler de öyle, siz çalışanlar da öyle. Hep böyle bir ister istemez tabii bir tedirginlik yaşıyorsunuzdur. Tekrar tekrar söylüyorum. Hastanelerden kimse korkmasın. Gerçekten evet, hastanenin en güvenli yerler. İşte bizim fark ettiyseniz mesela bu bakanımızın da mesela dediği gibi bir daha çok bir topluluk olan yerler, işte korunmasız olan yerler, maskenin çıktığı, işte hijyene de çok dikkat edilmediği, mesafenin korunmadığı yerlerden uzak duralım. Onlara dikkat edelim. Evet, gerçekten çok önemli. Hatta bir tane hafta içi bir hekim konuğumuz vardı. Kalp rahatsızı olan bir hastasını aramış hekimimiz. Demiş ki hocam hastaneler çok tehlikeli. Demiş ne yapıyorsun? Düğüne gidiyoruz demiş. Yani hastaneye gitmiyor, düğüne gidiyor. Aman Allah korusun. Düğünler de yok gerçi ama lütfen toplu alanlardan, aile yemeklerinden, aile davetlerinden birazcık daha kendimizi uzak tutalım. Sevdiklerimizi korumak için aslında bu. Özellikle belli yaştaki insanlarımızı lütfen koruyalım diye de söylemiş olalım. Hocam reklama gitmeden önce kadın faktörlerinden konuşmuştuk. Aslında hani yıllarca hep böyle bir baskı yapılmıştır belki. İşte kadından kaynaklıdır, kadında doğurganlık yoktur diye, ama baktığınız zaman erkek faktörleri de işin içine giriyor. Bazen tek taraflı olabiliyor, bazen çift taraflı da olabiliyor değil mi, evet, hocam? Evet. Yani iki şekilde de bir araya gelebiliyor. Bazen ayrı ayrı da olabiliyor. Erkekte neler oluyor hocam faktör olarak? Şimdi Sibel Hanım şöyle bir durum. Biz çiftleri karı koca olaraktan ikisini beraber muayene etmek istiyoruz. Niye öyle? Genelde bunlar tabii geçmiş yıllarda, yani belki bir 10 yıl önce genelde işte genç kız annesiyle veya kayınvalidesinden gelirdi. İşte bizim çocuğumuz olmuyor, işte kıza baktırmaya geldik işte. Ben hep buna hep o baştan beri derdim, yani eşi yok mu, kocası nerede? Kocası gelmedi, onda bir şey yok. Değil mi? Hep böyle bir imaj vardı ama Allah'a şükür biz onu aştık. Yani şu anda çiftlerimiz, yani yaklaşık olarak şöyle bir 5-10 yıldır öyle diyeyim, 5-10 yıldır artık çiftler kendisi geliyor. Çok çok iyi. Belki de bu programların sayesinde bunlar hani gerçekten çok çok bilinçlendik. Çift geliyor, hocam bizim çocuğumuz olmuyor. İşte biz şu kadar yıllık evliyiz, şu tedavileri yaptık veya hiç yapmadık işte. Biz çocuk tedavisi için geldik diyen bir grup var. Bu grupta azımsamayacak kadar yüksek bir grup. %90'ı böyle. Sizin dediğiniz gibi sadece işte kadının geldiği grup çok çok azaldı şu anda. %10'ların altında. Şimdi çift geldiğinde biz erkek faktörü olarak da işte erkeğin bir muayenesini yaptırtıyoruz ürolojiyle. Biz bir androji bölümüne beraber çalışıyoruz. Biz semen analizi yaptırıyoruz. Semen analizi dediğimizde 2-3 günlük bir cinsel pezle beraber erkeğin sperm analizini yapıyoruz. Yani spermlerin şekillerine, sayılarına, ondan sonra hareketlerine baktırıyoruz. İşte tabii bununla beraber işte başka bir enfeksiyon var mı, miktarı ne kadardır, pH nedir diye bir sürü faktöre bakıyoruz. Eğer ki erkek faktörü yok ise, yani normal yoldan gebe kalabilecek şekilde ise erkek faktörü, kadına yöneliyoruz. Kadının aynı şekilde adetin ikinci günü hormonlarına bakıyoruz. Bunlar işte tiroid hormonları, süt hormonu, yumurtlama hormonlarına bakıyoruz. Çünkü bir tiroid hormonunun bile değişikliği gebe kalmasını etkileyebilir. Süt hormonunun yüksekliği aynı şekilde gebe kalmayı engelleyebilir. Yumurtalıklarına ultrason eşliğinde bakıyoruz. Antral folikül var mı? Yani öncü yumurta var mı? Rezerv ne kadar? Yumurtaların boyutları nedir? Tüp-over ilişkisi nedir?
tüplerinde sıvı var mı? Rahiminde bir sıkıntı var mı? Miyom var mı? Polip var mı? Genel anlamıyla bir jinekolojik muayenesini yapıyoruz. Enfeksiyon var mı? Bunlar bizim için çok çok önemli. Şimdi bize genelde şöyle bir hasta grubu geliyor. Hocam biz muayene olduk, bize bir şey yokmuş. Eşimde de yokmuş. Bitti. Yani o zaman hani yokmuş demek ama niye bakıldı? Şimdi tabii bizim muayenelerimizde çocuk yönüne, yani çocuk olması yönüne doğru tedaviler yaptığımız için ayrıntıya giriyoruz artık. Yani bizim için en ufak bir detay belki de altta yatan sebebi çözecektir. O yüzden semen analizi mutlaka ve mutlaka düzgün bir laboratuvarda yapılması lazım. Yani sadece bir makine verip makineden saydırmamak lazım. Gözle tek tek sayması lazım. O spermlerin morfolojileri, baş kısmı, işte gövde kısmı, biraz önce rejideki arkadaş ekranda, evet, göstermişti spermleri. Spermin baş kısmı, boynu, o gövdesi ve kuyruk kısmı düzgün mü? Onların hepsine bakılması lazım. Eğer onlar düzgün değilse istediği kadar sperm sayısı fazla olsun, gidip yumurtayı bulup dölleyemez. Dolayısıyla gebelik oluşmaz. İkinci bir faktör, spermin hareketi. Hareketli, hızlı hareketli, yavaş hareketli, yerinde hareketli ve hareketsiz olmak üzere dört gruba ayırıyoruz. Ne kadar çok hızlı hareketli sperm varsa gidip yumurtayı bulup dölleme olasılığı o kadar yüksektir. Sperm çok, 100 milyon sperm var mililitrede. Sayı çok çok güzel. Ama bir bakıyoruz, hareket, hızlı hareket, yavaş hareket hiç yok. Sadece yerinde hareket var. Bu yerinde hareketli spermler sadece vajende kalır, yumurtayı bulamaz. Dolayısıyla gebe kalma şansı yok denecek kadar azdır. Veya yavaş hareketler çoktur. İşte biz o zaman ne yapıyoruz? Aşılama yapıyoruz hastalarımıza. Yani o yavaş hareketleri çekiyoruz enjektöre. İçerisinde tabii hızlı hareketler varsa onlarla beraber hızlı ve yavaşları çekiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Rahim ağzını atlatıyoruz, serviksi atlatıyoruz. Yumurtaya yakın bir yere enjekte ediyoruz. Dolayısıyla bir basamak atlatmış oluyoruz. Aşılama tedavisi. Bunda bile gebelik oranları maksimum %15 ile 20 arasında. Yani üremeye yardımcı teknikler diye geçer zaten. Üremeye yardımcı teknikler. Yani bizim yaptığımız teknikler, evet. Bir tanesi de aşılamadır bunlarda. Evet. Ne yapıyoruz? Spermi bir kademe ileri doğru atlatıyoruz. Erkek faktöründe bir sıkıntı yok ise, ha bir de erkek faktöründe şu da var, çok önemli bir konu. Azospermi dediğimiz dış ortam hiç sperm çıkmıyor. Veya tek tük sperm çıkıyor. Bir iki tane sperm çıkıyor. Şimdi bir iki spermle biz normal yoldan gebelik veya aşılamayla gebelik elde edemeyiz. Veya azospermi dediğimiz dış ortama hiç sperm çıkmadığı durumlar. Bunda iki tane faktör vardır. Bir, testislerde üretim vardır ama dışarı çıkmıyordur tıkanıklıktan dolayı erkeklerde. Bu iyi bir şey. Çünkü bir enjektörle çekip biz spermleri dış ortama enjektörle alabiliyoruz. Veyahut üretimde bir sıkıntı vardır. Yani testiste sperm üretimi çok 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 azdır. Biz dış ortamda hiç sperm göremiyoruz. İşte bunlarda da androlog arkadaşlardan yardım istiyoruz. Mikro testi dediğimiz operasyon yapıyoruz. Lokal anestezi altında kısa bir süre içerisinde, işte 10 dakika, 20 dakika içerisinde hasta uyanık bir şekilde testisten küçük bir insizyon ile mikroskop altında tübüllerin içerisinde sperm arıyoruz. Bulduğumuz o spermleri bir dondurabiliriz. Dondurup daha sonra kullanmak için veya eş zamanlı eğer kadını yumurtalarını hazırladıysak eş zamanlı tüp bebek tedavisinde kullanabiliyoruz. Evet. Tabii bu mikro testinin olması bizim son bir 10 yılda erkek faktöründen dolayı gebe kalamayan çiftlere çok büyük bir çığır açmıştır. Çünkü eskiden azospermi olan, eski dediğim böyle çok uzun değil, 15 yıl önce diyeyim yani, 15 yıl önce azospermi yani dış ortama hiç spermi veremeyen erkeklere sizin çocuğunuz olmaz diye bir noktayı bırakıyorduk, koyduk. Ama şu anda o dediğimiz çiftlerin %50'si bu tüp bebek tedavisinden gebe kalabiliyor. Evet. Şu an olmaz diye bir şey demiyorsunuz zaten. Şu anda zaten o kelimeyi hiç kullanmıyoruz. Olmaz, evet, kelimesini kullanmıyoruz. Şimdi kadın faktörü olaraktan da, şimdi kadınlarda da son zamanlarda erken menopozu çok sık görmeye başladık. Yani 23-24 yaşında, biraz önce ne demiştim? 20-25 yaş en maksimum doğurganlık olduğu zaman demiştik, hatırlarsanız. Evet. 20-25 yaşında hiç yumurta yok. FSH değeri, yani hormon değeri 70-80'lerde. Bu kişi menopoza girmiş. Yumurtalıktan hiç yumurta yok. Bu kişinin tabii bazen genç yaşlarda geri dönebiliyor. Yani genetik bir faktörü yoksa bazen tedavi veriyoruz. O işte 80 olan işte FSH'leri geri dönüp işte onların altını yapıp yumurta üretebiliyor. Ama nadir. Ama deniyoruz. Özellikle bu FSH'leri ileri yaşlı, 35'in üzerinde bir FSH yükseldiyse bunlar da maalesef yumurtalarından yumurta üretemediği için gebelik oluşturamıyoruz. Bu da tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Erken menopoza çok sık görmeye başladık bunları. Şimdi eskiden, neyle alakalı hocam? İşte bu stresten, yediğimiz, içtiğimizden, GDO'lu ürünlerden, işte manyetik alanlardan, işte bu adını bile bilemediğimiz bu enfeksiyonların acaba yumurtalarda bir farklı etkisi olacak mı? Yani Covid için diyorum mesela, yumurtalarda, evet, bir etkisi olacak mı? Bilmiyoruz.
veya daha önce geçtiğimiz bir işte gripal bir enfeksiyon. Çünkü yumurtalık çok hassas bir doku. Tiroid dokusu gibi. Mesela en ufak bir şey hemen etkileniyor. Genç kızken geçirmiş olduğu bir iltihabı işte kasık hastalığı, hani kasıklardan bir iltihabı bir hastalık, işte yumurtalıklarında bir enfeksiyon. Bunların hepsi bir nedendir. Ama bazen hiç nedenini bilmediğimiz bir şekilde erken menopoz olabiliyor. Bunlara baktığımızda bu kişilerin, bu kızların anneleri de erken menopozda, teyzelerinde de olabiliyor veya işte diğer kız kardeşlerinde olabiliyor. Yani ailevi bir yatkınlık olabiliyor. Hı. O yüzden annesi geç gebe kalan, veya işte tedaviden gebe kalan veya işte belli bir süreden sonra tedavisiz de olsa gebe kalan kişilerin, kadınların, kızlarının evlendikten sonra bir an önce yani çocuk yapmaları veyahut işte erteleyecek olsalar bile bir doktor kontrolünde, bir infertilite bakan bir doktorun kontrolünde ertelemelerine fayda var. Bu da önemli değil mi hocam? Mesela çocuk düşünmüyorlar, evlenen bir çift 5-6 yıl çocuk istemiyorlar ama yine de o rutinleri yaptırıp rutinlerden yani o bir sıkıntı olup olmadığı anlaşılıp buna karar verilebilir değil mi hocam? Şimdi çok güzel bir örnek var buna. Karı koca sağlıkçı bir çiftimiz. 5 yıllık evliler. Çocuk istemiyorlar. İşte tabii mazeret, kendileri göre mazeretleri. Çocuk istemiyorlar. Sonra bir yıl çocuk istekleri oluyor. 6. yılda olmayınca müracaat ediyorlar. Erkek azospermi. Şu anda herhalde kızın da böyle bir şeyi vardı. Hani normal yolda olmayacak şekilde bir durumu vardı. Herhalde tüpleri mi kapalıydı? Yanlış hatırladım çünkü geçmiş yıllarda olan bir şey. Erkek azospermi, kızın da tüpleri kapalı diyelim mesela. Eş zamanı ikisinde de problem çıktı. Böyle bir durum olabiliyor. Yani o yüzden uzun süre ertelenecekse tedavilerine baksınlar, şeylere baksınlar. Yani bir testten geçsinler. Her şey normal ise o zaman belki bekleyebilirler. Evet. Yani çok uzun sürede beklememekte fayda var. Çok uzun süre beklememek. Dediğimiz gibi yaş zaten çok önemli bir faktör. Yaş geçiyor evet. Yaş faktörü de önemli. Hocam şöyle devam edelim. Sorular var. 8 yıldır evliyim. 2 kere tüp bebek yaptım. Tutmadı. Eşim azospermi. Evet. Toplumda çok görülüyor hocam değil mi? Çok mu görülüyor? Tabii zaman içinde bu daha da artacak. Eskiden bunlar hiç söylenmiyordu. Belki de ondan da bu kadar fazla olduğunu görmüyorduk. Ama şu anda daha sık görüyoruz ve azospermli bir erkek de gelip ben de işte sperm yok işte tedavisini olmak istiyorum diyen bir grup da giderekten arttı. Eskiden buna belki hiç söylenmiyordu. Yani erkeklik azospermli söylenmiyordu erkek faktörü olduğu için. Şimdi bu hastamız da muhtemelen iki defa... Şey demiş hocam, devamında şöyle TESE'den 3 tane çıktı, kalitesizdi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yardımcı olursanız evet, seviniriz demişler. Şimdi TESE'den çıkan spermleri biz kullanabiliyoruz ama tabii biz kaynağa iniyoruz. Yani üretim kaynağı aşamasına kadar iniyoruz. Bazen üretim aşamasının öncü hücrelerini bulabiliyoruz. Bunları da biz işte öncesinden mesela belki erkeğe tedavi vererekten bu aşamayı bir kat daha ileri atabilir miyiz diye bir tedavi, hormonal tedavi olabilir işte. Diğer işte bitkisel kaynak tedaviler, kilo ise kiloyu azaltması, sigara kullanıyorsa sigarasını kesmesi, stres faktörünü azaltmak. Bir nevi erkeğe hazırlıyoruz biz buna. Ve yine mikro TESE yapıyoruz. Her mikro TESE'de farklı bir üsbeye bulma durumumuz var. Şimdi mikro TESE'de eskiden Orlon yumaklar olur. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şu anda var mı bilmiyorum veya çok nadirdir. Nadir hocam. Evet. Orlon'da mesela kazak falan örerdik hatırlarsanız. Şimdi testisin içerisindeki yapı, o mikro tübülerin içerisindeki yapı Orlon yumak gibi düşünün. Şimdi tabii küçük bir yapının içerisinde bir sürü ince yapılar var, kılcallar var. Onların içerisinde mikroskopla biz sperm arıyoruz. En böyle şişkin olan yerden sperm bulmaya çalışıyoruz. O Orlon'un neresine denk geldin, yumağın neresine denk geldin? Her tarafından alamazsın ki. Evet. Belki bir sefer aldım böyle çok güzel bir yerden denk geldin. Çok güzel spermleri buldun. Veyahut bir dahaki sefer aldığında hiç olmayan bir yere denk gelebilirsin. Biraz da olay şans. Yani mikroskop altında görüyorsun ama her gördüğün yerden de çıkmıyor. O yüzden tekrar TESE yapılabilir. Yani emin ellerde güvenilir. Bu işte tecrübesi olan çok çok önemli. Çünkü bu TESE yapan kişi kaç tane TESE yapmış güvenilir bir yerde tekrar mikro TESE yapması önemli. Mikro TESE'den çıkan spermler işte iyi çıkarsa onlar dondurulabilir ve daha sonra kullanabilir. Veya eş zamanlı hazırlanabilir hastamız. İstediği kadar TESE yapılabilir mi hocam? Şimdi, sayısı var mı? Şimdi şöyle, eğer sperm çıkıyorsa yapabiliriz. Aralıklı tabii belli bir ara geçirmemiz lazım. 6 ay, bazen 9 ay ara veriyoruz. Bazen 6 ay ara süreler veriyoruz. Yapabiliriz ama her yaptığımız TESE TESE'ye bir hasar verebilir. Evet şu anda mesela evet hocam evet, görüntümüz mikro var. TESE evet oradan tübül çekiliyor. Tabii bunların hepsi TESE'ye bir hasar verebilir. O yüzden TESE'ye hasar vermemek için iyi ellerde yapıp ve ilk seferde bulduğumuz spermleri paket haline dondurmamız gerekiyor. Yani 1-2-3 kez kullanılmak üzere.
Biz ne yapıyoruz mesela? Kasaptan kıyma alıyoruz. İşte 300 1 kilo kıyma aldık. İşte yemekleri 300 gram kullanacaksan 3 paket halinde donduruyorsunuz ya. Yani. Onun gibi düşünün. Bunda da aynı şekilde paket halinde donduralım ki birinci seferde gebelik oluştu oluşmadı ve ikide oluştu oluşmadı ona göre kullanabilirim. Hepsini aynı yere koyup da bir seferde çözmenin bir anlamı yok. Evet. İşte emin ellerde yapılıp güzel yani istediğimiz sayıda sperm bulabilirsek bizim için çok çok önemli. Evet, bu işlemin şey kısa bir işlem, kısa ağrısız bir işlem. Yani hasta hemen gidip işine, ertesi gün işine gidebiliyor. Yolculuk yapabiliyor. İl dışına gelen hastalarımız için söylüyorum. Geliyor, akşamleyin kendi arabasını kullanaraktan gidebiliyor. Yani o anda işte bir ağrı kesici kullanaraktan işlemi çözüyoruz. Bunlar evet. Tabii hayat kurtarıcı şeyler. Yani eskiden dediğimiz gibi yani sizin çocuğunuz olmaz dediğimiz gruba yaptığımız ameliyatlar bunlar. Evet, artık sonuçlar da yüz güldürüyor hocam. Evet, sperm bulunca yani geri kalan kısmı çözülüyor. Yani bizim için yumurta... Sağlıklı yumurta, sağlıklı sperm lazım. Hı hı. Yani eğer biz bunlar bulduktan sonra normal yoldan gebe kalacak veya normal yoldan sperm veren hasta grubunun aynı gruba giriyor. Evet. Yeter ki sağlıklı olsun bunlar. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Güzel de bir soru. Bir kez tüp bebek denedik, spermler hareketsiz. Ne yapmak lazım diye sorulmuş. Bir de hocam bu maddi durum mevzuları. Evet. Şimdi devlet karşılıyor mu? Nasıl oluyor bu süreçleri bilmiyoruz. Bununla alakalı bilgi alalım hocam şimdi, sizden. Tüp bebek tedavilerinde belli başlı kurallara uymak şartıyla devlet 3 defa tüp bebek masraflarına yardım ediyor ve ilaçlarının da bir kısmını ödüyor. Şimdi bunlar için tabii hastalarımızın bu rapor çıkarabilen merkezler olması lazım. Tüp bebek merkezlerinin hepsi rapor çıkaramıyor. Tüp bebek merkezlerinde üniversite hastanelerinin 3. basamak olan hastanelerde rapor çıkabiliyor. Özellikle kadının yaşı 23'ten yüksek, büyük olması lazım, 39'dan az olması lazım. Bu bir kuraldı, bu kuralın dışından çıkılmıyor. İkincisi, her iki çiftin ortak çocuğun olmaması lazım. Yani bir tane çocuklar ikinci çocuk için yapamazsın. Ortak çocuk olmamasın. Ama kadının ilk evliliğinden, erken ilk evliliğinden çocuk olabilir. Onlar sayılmaz. Ortak çocukların olmaması lazım. 5 yıllık bir sigorta primin olması lazım. 900 iş günü sigorta primin olması lazım. Bazı durumlarda 2 defa aşılama istiyoruz. O açıklayamadığımız infertil gruplarında 2 defa aşılama yapılıp eğer gebe kalamadıysa bunu biz eğer ispatlar isek, iğnelerle aşılama yapıldığını ispatlar isek bu hastalarda aynı şekilde 3 yıllık evlilikten sonra rapor çıkarabiliyor. Veya biraz önceki bahsettiğimiz azospermik olan hastalarda evlilik şartı aramıyoruz. Çünkü erkek yani istediği kadar isterse 3 yıl isterse 5 yıl olsun erkek faktörü olduğu için zaten gebe kalamayacak. Azospermik olan hastalarda da biz aynı şekilde 23 yaşın üzerinde ise rapor çıkarıp bu raporları kullanabiliyoruz. Bu raporlar ne avantajı olacak? Tüp bebek fiyatlarında indirim oluyor. Artık kullandığı ilaçlarda devletten aldığımız yumurta geliştirirken kullandığımız gonadotropin dediğimiz ilaçlarda ve çatlat iğnelerinde devletten faydalanabiliyor. Sadece yüzdesini ödüyor. Çok büyük bir avantaj sağlıyor. Evet. Bu arada erkek faktöründen kaynaklı da devlet desteği var. Son 3 dakika kalmış hocam. Ereğli'den Elif Teke Necati hocamdan Allah razı olsun. Doktorluktan ziyade tedavi süreci hem anne hem baba hem de psikolog oldu bize demişler. Sağ olsunlar. Ne güzel. Selam olsun. Güle güle büyütsünler. Benim demiş 3 düşüğüm var. Kanda pıhtılaşma sorunu var. Kan sulandırıcı iğne ve aspirin kullandım ama yine de düşükler oluyor. Tüp bebek denemek lazım mı? Şimdi tabii hastamızın çok güzel bir sorusu. Şimdi düşüklerin bir sürü sebebi vardır. Evet. Bunlardan bir tanesi pıhtılaşmayla ilgili sebepler. Onlar için ilaçları kullanmış. Muhtemelen bu hastamızın düşüğünün sebeplerinde genetik sebepler de olabilir. Genelde biz baktığımızda bu düşük materyalin genetiğe gönderdiğimizde %70 oranında genetik bir anomali, yapısal bir anomali buluyoruz. O yüzden bu hastamızın eğer tüp bebek yaptıracak ise genetik tüp bebek yapalım ki embriyonun genetiğine bakalım, sağlıklı embriyoları transfer edelim. Yine düşükle ilgili yani diğer kan sulandırıcı iğneleri olsun, işte aspirin olsun veya diğer takviye, progesteronlar olsun onları yine verelim. Ama mutlaka ve mutlaka genetik tüp bebek de yaparsak bu kişinin gebe kalma şansı ve gebeliğinin akıbetinin iyi olması şansı daha da artıyor. Evet. İki kez tüp bebek denendi. Yumurta kalitesiz çıkıyor. Yumurta kalitesini arttırmak için ne yapmalıyız? Ayrıca Turner sendromu koyuldu bana demiş. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz bana genetik faktörler var ya. Evet. Bu hastamızda mesela 45XY kromozom, X diğer X kromozomu yok. Yani tek kromozomu var, bir tane kromozom eksik. Bildiğimiz gibi bir tane fazla olunca Down sendromu, trizom oluyor. Bunlarda bir eksiklik var. Şimdi Turner sendromlarının varyantlarına göre bazıları gebe kalamıyor, bazılarında yumurta üretimi gebe kalabiliyor. Yani bu varyant dediğimizde şudur, Turner'ın derecesi gibi düşünün mesela, derecesi gibi düşünün. Tabii bu kişinin yumurta sayısı da az, ondan sonra kalitesi de az olabiliyor. Ama içlerinde yine deneyip sağlıklı
kaliteli yumurtayı bulup tekrar denemek lazım. Başka kullanacağımız ilaçlar çok çok fayda göstermiyor. Çünkü genetik olaraktan bir sıkıntı var bu hastamızda. Son sorumuz o. Son 2 dakika işareti geldi. Yaşım 33. Hiçbir problem yok. Eşimin de sorunu yok. Poliplerim vardı. Aldırdım. 1 santimden küçük olan polip kaldı. Sorun olur mu? Şimdi polipler de çok önemli. Şimdi embriyo geldikten sonra, oluştuktan sonra tüplerde yumurta ile spermbil yaşıyor. Embriyo haline geliyor. Tüpten rahim içerisine düşüyor. Rahim içerisindeki bir polip, eğer biz genelde 1 santim diyoruz bunun ölçüsüne ve yeri de önemli tabii. Tam yumurta ile sperm birleştikten sonra embriyonun düşeceği bir yerde ise ve rahim ağzına yakın bir yerde bir fark eder. Eğer ki bu polipe gelip embriyo yapışır ise ki o da mıknatıs gibi çekiyor, gebeliğin implantasyonunu bozuyor veya işte kimyasal gebelik oluyor veya düşükte sonuçlanabiliyor. Eğer sadece olay bu ise, yani polip ise tekrar histeroskopi yapıp kamera eşliğinde o polipin alınmasına fayda var. Ama sadece olay bu ise. Genelde küçük poliplerde hani 1 santimin altında muhtemelen tekrarlanmış da olabilir veyahut o anda görülmemiş de olabilir. Çok büyük sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Ama olay sadece polip, erkek faktörü ve kadın faktörü yoksa o zaman tekrar bir histeroskopi yapıp rahim içerisini temizlemesinde fayda var. Evet. Birçok merkeze tedavi gördüm. 28 yaşındayım. 6 yıllık evliyim. Necati Hocam sayesinde bir oğlum oldu. Kendisine çok teşekkür ederim. Güle güle büyütsünler. Ne güzel hocam. Siz de... Bu havadisleri duyunca gerçekten çok seviniyoruz. Niye? Çünkü bizim amacımız hastalarımızın, böyle çiftlerin kollarına böyle sağlıklı bir bebek vermek. Ne güzel. Biz bunu yapınca bütün böyle hani o kadar mutlu oluyoruz ki yani yorgunluğumuz veya hiçbir şey düşünmüyoruz yani. Yeter ki onların yüzleri gülsün. Yeter ki bütün annelerin, bütün anne adaylarının, bütün kadınların kolları çocuklarla, bebeklerle dolsun. Maşallah hocam ne güzel inşallah. Genetik tüp bebek tedavisi sorulmuş ama aslında önemli bir konu başlığıydı ama süre evet, yetmedi biraz, hocam. Evet, ama yapılıyor herhalde değil tabii mi? Tabii tabii. Bizim hastanemizde bütün tedaviler var. Çünkü evet. bu tedaviler yaparken sonuna kadar gitmek lazım. Bir genetik merkezden çalışmamız lazım. İşte mikrotesi yaparken bir andrologla yardım almak lazım. Yani her işi bir kişi yapamaz. Mutlaka multidisipliner bir şekilde çalışmamız lazım. Ve bizim hastanemiz büyük bir hastane. Bunların hepsi başarılı bir şekilde hastanemizde yapılmaktadır. Hocam gerçekten süre çok, evet, çok çabuk bitti. Olsa bir saat de olsa herhalde değil mi hocam? Evet. İzleyici sorularını da cevaplandırırdık. Sizlere çok teşekkür ederiz ben hocam. Teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Evet inşallah çalışma hayatınızda da başarılar sağ diliyorum. Sağ olun. İnşallah dediğiniz gibi bütün kadınlarımızın, bebek isteyen herkesin inşallah sağlıkla, sıhhatle Rabbim nasip etsin amin, tüm herkese. Gebe olanlar varsa Rabbim inşallah hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Tüp bebek denemesi olanlar varsa Rabbim inşallah onların gücünü, kuvvetini arttırsın. Sizlerin de keza öyle hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgilerimizi iletelim sizlere ve Medikana ailesine. Bugün konuğumuz Medikana Konya Hastanesi'nden operatör doktor Necati Özçimen hocam. Kadın hastalıkları uzmanı ve ayrıca Medikana Konya Hastanesi'nde tüp bebek sorumlusu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben bu haftalık misafir sunucuydum. Çok da güzel. Benim de takip ettiğim bir programdır. Severek de izlediğim programlarımızdan bir tanesi. Bugün de bize nasip oldu. Başka programlarda tekrar sizlerle birlikte görüşmeyi ümit ediyorum. Görüşünceye kadar hoşça kalın.